Aşağıdaki daha küçük. Getirdim ve durdum. Aşağıdaki daha küçük. Ve aşağıdaki daha küçük. Sadeleştiriyorum bak. Burada en eksi bir. Burada en artı 2, burada en kaldı ve 61. 3n artı 1, 61. 3n, 60. n 20. Şimdi buraya baktığımız zaman hangisi daha küçük? Aşağıdaki. Değil mi? 2n eksi 1. Evet. 2n eksi 2. Bir geri getirdim. Baktığın zaman yukarıdaki daha küçük. O zaman aşağıdaki ne? Arada çarpma var. Ben de çarpma koydum. Şöyle yazdım. 11 bölü 6. Şöyle gitti. Şöyle gitti. Ve ne kaldı? 2n eksi 1. N 11 bölü 6. N'e 6 vermiş. 6 verirsem gerçekten 11 çıkıyor mu? Çıkıyor. Demek ki cevap 6. Eğer çıkmazsa bazen böyle çıkmıyor. İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Bu her zaman çıkarır. N kaçsa. Atarsın bunu bu tarafa. Artı diye geçecek. Bunu da bu tarafa eksi diye attığın zaman N 6 çıkacak. Hocam 11 ile 6 aralığında asal olduğu için gene 6 dediniz. Öyle değil mi? O başka. O aralarında asal sayı dendiğinde yapacağın işlemi söyledim ben sana. Onu demediği zaman onu hiç düşünmüyorsun. Bak. Aralarında asal sayı kim söyledi sana? Soruda. Sen mi söyledin? Fikrin yani. Öyle düşündün yoksa soru mu sana öyle dedi? Hatırla. Yok, baktım 11 ile 6 aralığında asal Yok dediniz. yok ben seni anlıyorum. Anlaman için söylüyorum. Biz soru çözerken öncesinde diyorum. Aralarında asal sayı soru mu söyledi? Biz mi yorum yaptık? Biz galiba. Hayır. Hemen getireyim. Soru mu söylemiş, biz böyle yapmışız. Evet hocam, doğru. O Hatırladım. yüzden gördüğün her şeyde varsa bile, hani uyumlu olsa bile biz yorum yapmıyoruz. Sadece dediğim cümle şu. Eğer aralarında asal sayı diyorsa ki bu soru yanlıştı. Şöyle derse demiştim. A artı 2B ile A eksi B aralarında asal sayı derse sana, sen öyle düşünmüyorsun. Sana derse sen şuradaki 4 ve 3 var ya, bu şu an 4, 3 verilmiş. Eğer sana 8 ve 6 da verilebilirdi. Sen bunu en sade hale getiriyorsun. Ve artık şöyle eşit diyorsun. A artı 2B 4'e, A eksi B 3'e eşit diyorsun. Bunu demediği sürece sen ne yapmıyorsun? Bunu yapmıyorsun. Anlaştık mı? Tamam hocam. Kusura bakmayın. Hayır Şimdi. hayır niye? Kusura bakayım sor tabii ki. Onu demediği sürece bakmıyorsun. Öyle demesi lazım. Şimdi bizim yaptığımız başka bir şey. Ben sadece şıklarda da 6 olduğu için denedim. 6 sağlayınca oluyor mu diye denedim. Aralarında asal sayı olduğu için değil. Anlaştık mı? Tamam hocam. Anlaştık. Şimdi baktığın zaman birbirine yakın benzerler hangisi? Şunlar benziyor birbirine. O yüzden baktığında hangisi daha küçük? Üstteki daha küçük. O zaman şu alttaki 2a artı 2, 2a artı 1 faktörel diyebilirim. Buna baktığın zaman aşağıdaki daha küçük. O zaman a çarpı a eksi 1 faktörel de diyebilirim.
şöyle gitti, şöyle gitti. A bölü 2A artı 2, 4 bölü 9. Bak A'ya 4 verince oluyor mu? Aralığında sayısı senin dediğine göre. Hani o an için söylüyorum. Olmadı değil mi? Ben sadece demin denemek amaçlı demiştim. Biz burada zaten öyle bir şey sormaz bize. O soru orada gelir ve öyle derse bunu her zaman eşitlemek zorundasın. Zaten öyle verir. Sağlayan verir. Ama biz ne zaman her zaman onu demediği sürece, aralığında asal sayı demediği sürece ne yapıyoruz? Çapraz. Yaptım. Attım buraya. A neymiş? 8'miş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Arada çarpma var. N-3, N-4 var. Birbirine uyumlu. N-4 daha küçük. Yazdım. N-4'ü şöyle yazdım. Çarp. N artı 2 daha küçük. Yazdım. N-3 ile N artı 3'ün toplamı çarpımı 16'ymış. 16'ymış. Buna değer verebilirsiniz şu an için ama iki kare farkıdır bu. Ama şu an değer verebilirsiniz. N'e 5 verirsen 16 olur. Yani N 5'tir. Ama şunu bilelim. A eksi B ile aynı şeyin artılısı çarpılıyorsa şu demektir. Aynı ifadenin eksili ve artılısı. Aynı burada olduğu gibi. Neymiş o zaman bu? N kare 3'ün karesinden 9. At bu tarafa 25. O zaman N nedir? 5. Yerine yazdığın zaman bana neyi soruyormuş? 5 faktöre bölü 4 faktöre. Cevap 5. Geldim buraya. Şimdi buraya baktığımız zaman gençler faktörleri birbirini götürmesi lazım. Hangisi daha küçük? N-2'nin. N artı 1, N-1, N-2 faktörü. Şu gitti, şu gitti. N artı 1 çarpı N-1. 15. Şıklardan gidebilirsin. N'i yerine koyup 15 çıkacak. 3 versem olmaz. 4 versem olur. Cevap 4 dersin ve biter. Devam ediyorum. Burada yukarıya baktığın zaman önce yukarıyı halledebilirsin. Bunu yapabilirsin. Dersin ki en küçük olan N-2. N-2 faktörel. N-1 bir geri gelirim. N-2. N faktörel. N-1. N-2 faktörel. Ne durdum? Hepsinde N-2 faktörel var. 1. N-1. N çarpı N-1. Nedir? N-2 faktörel. Çarpı. Buraya halledelim. 1 artı n eksi 1. N'i dağıtıyorum. N kare eksi n. 6'takini yazdım ve eşittir 64. Bu gitti. İkisi. Şuraya yapalım. 1'ler gitti. N'ler gitti. N kare 64 ise n nedir? 8. Geldik bu soruya. Şimdi buraya baktığımız zaman şimdi buradaki N-5 ve böyle bir işlem var. Şimdi çok hızlı da yapabiliriz bunu. Bize kalmış bir şey. Mesela bunu saniyesinde yapalım mı?
Yapalım hocam. Şimdi eğer bir sonuçta test kitabıyla yapacağız. Yani test sırtlarda şıklar olacak. Eğer size böyle bir soru verilmişse, şıklarda enliyse, bunlar için de geçerli söylediklerim. Bak bunlarda değil. Eni zaten soruyor. Eni zaten soruyor. Bunun için demiyorum. Nerede var mı öyle bir şey? Şu an. Mesela gösterebileceğim. Bak eni soruyor. Burada yapamazsın. X'i soruyor. Eni soruyor. Yapamazsın. Hiçbirinde yapamazsın şu an. En sonki soruda yapabiliyorsun. Eğer olursa bir tane daha göstereyim. Ama burada eni sormuyor. Bak eni sormuyorsa, şıklarda enli ise, o zaman ene değer verebilirsin. Çünkü eni sormuyor. Bir tane değer söyle ama parantez negatif çıkmayacak. Dikkat et. Bir tane değer söyle bana. Hani bunları... Beş. Kaç? Beş. Altı. Altı ile denelim, beşe denelim. İkinizde deli olsun. Beşi yapıyorum önce. Ene beş veriyorum. Verdiğimde iki faktörer. İki çarpı sıfır faktörer. Bir faktörer. Sıfır faktörer. 2. Burası 1 olduğu için burası da 2. Burası da 1. 1 olduğu için 1 eksi 1. Bir şu an söyleyeyim. Bilmiyor olabilirsiniz. Payda 0 ise hatalı soru demek. Yani paydayı 1 şey ya, paydayı 0 yani aşağısını 0 yapmaman lazım. O yüzden 5 değil 6'yı veriyoruz. 3 faktörer. 1 faktörer, 2 faktörer, 1 faktörer, 6, 2, 2 ve 1. Cevap ne çıktı? 4. Hangisine n'e 6 verince 4 çıkar? N eksik. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Eğer normal doğrudan yapacak olsaydık, n-3'ü n-5'ten daha büyük olduğu için n-5'e kadar açıp parantez alacaktık. Daha uzun sürecekti. Şöyle hızlıca yazıyorum. Şu parantezini alacaktık. Bir dakika. Şöyle düzgün yazayım. Parantezini alacaktık. N eksi 3 çarpı N eksi 4 eksi 2. Sonra aşağıya da aynı şekilde bu sefer aşağıda N eksi 4 N eksi 5 daha küçük olduğu için N eksi 5 parantezi alacaktın. Yazacaktın, götürecektin. Sonra bunları yapacaktın. Sadece şekilde bu çıkacaktı. Ama çok enlerle uğraşacaktın. Bunun yerine N'e değer versen daha hızlı yapıyorsun. Anlaştık mı? Mesela en soruyor mu size? Evet. En kaçtır mı diyor size soruda? Hayır. Değer verebilirsin. Sadece payda yani aşağı sıfır olmasın. Verebilirsin. Mesela al sıfır ver. Sıfır verdin. Ha, bu arada pardon. Şimdi değer veriyorsan bir payda sıfır olmayacak. Bir de faktörel ne olmayacak için? Negatif olmayacak. Yoksa bu ikisi olmaz. Ben sıfır veriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İki faktörer. Bir faktörer. Sıfır faktörer. İki çarpı sıfır faktörer. Burası üç. Burası bir. Burası üç. Şey. İki. Cevap ne çıktı? Bir. Sıfır vermiştim. Hangisinde oluyor? 5. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bunu da yapabilir miyim? Yapamam. N'i bulup N'e değer veremezsin. Versen zaten direkt sonucu bulursun. N'i soruyor. A'yı soruyor. Yani A'yı soruyor. Direkt A'yı soruyor. Cebul kaçtır diyor. Değer veremezsin. Değer veremezsin. N'i soruyor. Sadece şıklar da N'li. N'i de sormuyorsa verebilirsin. Yani N'i sormaması lazım. Kısacası N olmayacak. Burada yapamam mesela. Eni soruyor. Normal bildiğim gibi yapacağım. Buraya baktığımda
en daha küçük, en faktörer, en artı bir, en faktörer durayım. En faktörer parantezi aldım. Şöyle. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsam 6 çarpı n faktörel çarpı n artı 2. N artı 2 faktörel. Var mı soru? Yok hocam. Burada n faktörel var. Burada da n faktörel olsun. Sonuçta eşitlik söz konusu değil mi? 6 çarpı n faktörel çarpı n artı 2. N artı 2. N artı 1. N. Şimdi bu, burası aynı. Burası aynı. O zaman 6 dediğin şey ne olması lazımmış? N artı 1. N 5'miş. Var mı soru? Yok hocam. Peki. Bu soruda bir şeye dikkat ettiniz mi? Evet hocam. Böyle durumda ne A yapacaktık? A'ya 4 olmayacak. A'ya 4 yok, yani olur. 0 yapacağız buraya. 4 vererek. 0 faktörer, 5 faktörer, 0 faktörer. Bu 1. Burası 120. Burası 1. Cevap 122. Dikkat ettiniz mi? N eksi 4. Eksi 4 eksen aynen. N'e 4 veriyorsun. 0 faktörer, 4 faktörer. 0 faktörer, 4. 1, 24. 1, 4. 25 bölü 5'ten 5. Buraya dikkat edin. Bazen A yazıyor. Bazen 2 çarpı A yazıyor. Ne sorduğuna dikkat edin. Ezbere gitmeyin. Geldik buraya. Şimdi içler dışlar çarp. Bu bir soru tipi. Bir dakika. Bundan sonra ne var? Ha, burada bırakacağız zaten. Tamam. Herkes son gücüyle dinlesin. Dersi bitireceğim zaten. Tamam. Yeni şeye geçmeyeceğim. Son 5 soru. Dikkatli dinleyin ama. Bu bir soru tipi. A faktörel bölü B faktörel 720 gibi bir şey gelmişse burada şöyle yapacaksın. İçler dışlar çarpımı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Bize maksimumu soruyorsa, maksimumda hep şunu yaparsın bak. Maksimumu şöyle yaparsam daha iyi anlarsın. Maksimumda sence buraya B'ye ne verirsin? 720, önce kendisini yazmış, sonra ne yazmıştır B'ye? 719. 719. O zaman burası kaç olur? 720. Aynen öyle. Topla. 9, 3. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Başka bir şey göstereceğim. Geçmek istemiyorum. Minimum olsaydı. Yine aynısını yapıyorsun. Buraya kadar bir sıkıntı. Maksimum da hep aynı. Bak maksimum da hep aynı. Hep buraya geliyorsun. Bunun bir öncekini veriyorsun. 719. Buraya da 720 diyorsun. Yani sayı değişebilir ama bir eksini veriyorsun. Buraya da onu yazıyorsun. Ama minimum olsaydı 720 bir faktörel sayısına eşittir gençler. O zaman. Minimum soruyorsa bu bir faktörel eşittir. Hangi faktörel? 6. Tamam mı? Tamam. Minimum dediğine göre A'ya 0 veririm. B'de 6 olur. O zaman da minimum kaç olmuş olur? 6 minimum. Hocam 1 de verebilirsin. Tam minimumu sorduğu için ben gidip 0 dedim. Eğer soru bana şöyle deseydi, artı deseydi, o zaman 0 veremeyeceğim. 1 verecektim. O zaman da cevap ne olurdu? 7. Çünkü artı dediğinde 0 yazamıyordum. A ve B'ye 0 veremiyordum. O yüzden B'ye 0 veremeyeceğim için 1 verecektim. Yine 6 olacaktı. Var mı soru? Bak
Çok güzel sormuş. Diyor ki x artı y kaç tane değer, farklı değer alabilir diyor. Kaç farklı değer alabilir diyor. Bulalım. Şimdi diyorum ki ben buraya ben 5 dersem bu 6 olur. Demek ki 6 artı 5 olabilir. Doğru mu? Yani maksimum değer bu olabilir. Doğru mu? Doğru. Tamam. Bir de diyorum ki 0 verebiliyorum. 0 verirsem buraya da 6 kalacaktır. 6 artı 0 da minimum olur. Doğru mu? Doğru. Bir de 1 verebiliyorum. 1 verirsem bu da 6 oluyor. Bu sefer 6 artı 1'den de 7 oluyor. Demek ki 11, 6 ve 7 toplamı 11 gençler hiç kimse uyanmıyor. Hadi ben daldım. Siz buraya 5 verirsen burası tabii ki 6. Burada bir sıkıntı yok. Buraya ben 0 verirsem burası faktörel olacak demiştim ya. 3 olur. Evet. 1 verirsem yine 3 olacak. Bu sefer 3 artı 1'den 4. 11, 3 ve 4 topla. Var mı soru? Yok hocam. Başka değer alamaz. Hocam. Söyle. Bunu soracaktım. Neden sadece 0 veya 1 dedik yani başka sayı? Hemen onu söyledi. Böyle bir soruda sadece alabileceği maksimum, minimum, bir de bu hani bazen şöyle diyor mesela buraya artı derse bunu alamıyor. Alamayacağı için sadece en büyük değer ve en küçük değer bulunabilir. Arada başka bir değer yok. Sadece bu soruda en dediği için 0 da kullanıyorsun. Hani burası 1 olduğu için hem 0 için hem 1 için faktörelde 1 olduğu için iki ayrı kullanıyorsun. Yani başka bir durum, bundan başka bir değer yok. Her zaman böyle yapıyorsun. Bak şimdi. Neyi sordu? Farklı bir değer alabilir miyim? Yani soru ne sordu? Minimum. Tamam, burası faktörel mi? Yani bir şeyin faktörü mü 12? Değil. Değil. Peki. Şimdi biz o zaman ne yapacağız? Değil. Farklı bir şey. Değil. Hani maksimum sorsaydı derdin ki buraya 11, bu da 12 derdi, 23 derdi. Tamam ama onu sormuyor. Minimum soruyor. Şimdi burayı parçalım. Bir bakalım neymiş bu? 2, 2, 3, B faktörer. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Ben buraya gelip şöyle desem 2 3 2 3, bir tane 2'ye ihtiyacım var. 4 yapsam şurayı 4 faktörel yapabilirim. Bundan daha küçük faktörel yapabilir miyim? Yapamam. Yani bak 2 buradan geldi. 3 buradan geldi. Diyor ki bir 4'e ihtiyacım var. 2 buysa yanına bir 2 çarpanı lazım. B'ye ne vereyim? 2. Verirsem 4 olur. Var mı başka bununla ilgili bir sıkıntı? Yok. A 4'müş. B'ye de 2 verdik. Toplamı 6. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geldik buraya. N 1'den büyük olacakmış. O zaman N eksi 1 faktörler. 120 çarpı m faktörel ve ne diyor? Minimum diyor. Bu kaç faktöreldir? 120. 5 faktörel. 5 faktörel. Minimum dediğine göre burayı ne veririm? En küçük değer 0. Verdim. Verince 5 faktörel 5 faktörel eşit oldu. Yani m 6'ymış. Var mı soru? Şuraya bazen takılıyor öğrenci. Hocam niye en birden büyük verdi? Ya adam burayı korumak için yapıyor. Sen de buraya takılıyorsun. Sanki bunu kullanman gerektiği için. Hayır. Diyor ki faktörler negatif olmaz. O yüzden buranın içerisi birden büyük yazmak zorundasın diye sana bir sadece hatırlatıyor. Yoksa kullanmıyoruz.
Oraya takılma yani. Geldik. Yine aynısını yaptım. Bak 120 genelde bu şekilde verilir. Burası bir asal sayı şey faktörel olur. A faktörel 5 faktörel çarpı B faktörel. Maksimum dediğinde şöyle yapacaktık. 119 burası 120. Maksimum budur. 120 artı 119. Minimum dediğinde 0 verebiliyorsam veririm ki şurada artı olmadığı için 0 veriyorum. Burası 5 olacak. Yani 5 artı 0. Yani burası 5. Şuranın toplamı 9, 3, 2. Toplarsam 244. Var mı soru? Gençler. Yok. Güzel, güzel. Tekrarınızı yapın. Yine videolar atayım. Dediğim gibi şu an bu konu kaldı. Şurası kaldı. Bu da yaklaşık 2 test. Ve bu iki testten sonra bölme bölünebilme kısımları güzel gidiyoruz. Tekrar edin. İnanın ki sizin çözdüğünüz soru bankalarında eğer ben daha farklı bir soru gördüm, bu soruyu da beraber çözebilir miyiz der seve seve. Şu an hiç karışık, bunu şey yapmayın. Bir, ikincisi ders programı için elimden geleni yapıyorum. Çünkü herkesi Zoom üzerinden arayıp 15-20 dakika görüşüyorum. Daha sonrasında yazıyorum. Grubun sadece bir galiba 5 kişi 6 kişi kaldı. O yüzden bir de yollamam gereken şeyleri size kitapları yollayacağım. Bugün zaten geometriyi yollamıştım. Diğerlerini de yollayacağım. Sizden tek istediğim şey kitaplarınızı temin etmeniz. Alacak arkadaşlar bana sorabilirler. Ben söylerim. Muhakkak da sorsunlar. Çünkü konuştuklarımıza söylüyorum tek tek ders programı yaparken. Aynı şekilde ders programı yapılan arkadaşlar da kaç soru çözdüğünü söylesin. Yani onu öylesine almadınız. Ben size yazmadan söyleyeyim. Ben 10 gün sonra yazarım size. Niye atmadın derim. Çünkü 10 gün içinde ne belki derim bir hafta süre yeni başladı. Kitap alamamıştır. Çünkü öyle cevaplar alıyorum. Ama 7 gün sonra yazacağım. Herkese tek tek yazacağım. Bu hafta nasıl değerlendi? Kaç soru çözdü? Ders programı hazırlamadığıma da yazacağım. Ben istiyorum ki başında sıkı olsun. Bak yoruldum doğru. Şimdi yatarsın dinlenirsin. Yarın kalkar tekrarını yaparsın. Sonuçta yorgun bir şekilde eğer konu öğreniyorsan sıkıntı olur. Biz soru çözüyoruz. Az bilgi çok soru. Az bilgi çok soru. Eğer ben konu anlatsaydım şu an sayılar çoktan bitmişti zaten. Yanlış mı düşünüyorum? Yani şimdi bana bazen diyorsunuz ya hocam biraz fazla değil mi? Ben de soru soruyorum. Konularımız bitti mi? Yani sayı dediğimiz kısacık konu bitirdik mi? Yok. Kaç saat oldu bitmedi. Hepsi planlı programlı soru çözerek gitmek istiyoruz. O yüzden eğer tam tersi olsaydı ben bugün rasyonel sayıları da bitirmiş olsaydım dersin ki hocam yavaşla sen herhalde 2 ayda bitireceksin. Gerçekten bunu söyleyebilirdin. O yüzden birazcık dediğim gibi o bakış açısıyla bakın. Bol soru çözdüğü için geç sürüyor. Yoksa konusunu anlatır. 2 test çözer bitirirdi. Ben de bu soruları tekrar edeyim yarın sabah kalktığımda. Ya da boş günümde. Şu an herkesin okulları boş. Bir tekrar edeyim. Sağlam bir mat 1'i bitireyim ki TRS'de derece yapayım. Hedefiniz bu olsun. Tamam? Kendinize dikkat edin. Siz de hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat edin.